Herkese merhaba arkadaşlar, ben Kerem Usta. Bina çevresinde dar alanda GCB Bekalodur'un çevre düzenlemesini yapmasını izliyoruz şu anda. Son derece dar bir alan, makinenin sıkışarak girdiği bir alan, görüyorsunuz duvara sürtüyor. Bu tarafta şu dipte pimaş var, yukarıda balkon var, hemen şurada bu var. O yüzden sadece şu duvarın dibine sıkışmak zorunda. Aynı zamanda da bu taraf hafiften, şu taraf hafiften su yemiş. Buraya sıfır geliyor ya, makine sürterek geliyor ya. İşte o anda biraz da teker çöktüğü zaman aşağıya doğru makine bu tarafa yaslanıyor, duvara yaslanıyor. Bu tarafa zaten gidemiyor çünkü bura var. Buradan geçemiyor ve duvara, şurada da pimaş var. Bu durumda İsmail ustamız nasıl çalışıyor? Bakın şu anda burayı düzleyip getirdiği halde oraya döküyor malzemesini. Tekrar sürükleyecek. Çünkü orada çukur var. Bakın tekerin oturduğu çukur var. Makine o tarafa yaslanmasın diye. Oranın tekrar dolmasını sağlıyor. Az önce de geri arka bekosuyla oraları, mesela buraya girdi ya önün. Arka bekosuyla bu tarafa dolgu yaparak çıkmaya çalıştı. Çünkü bu taraf çöktüğü zaman makine geliyor yaslanıyor bu duvara. Bu duvarı öbür tarafa yatırma veya makineye zarar verme riski var. Zararsız, ziyansız çalışmak lazım. Hiçbir yere zarar vermeden çalışmak lazım. Bu gibi işlerde. Yani şu an anlatmaya, makinenin nasıl çalıştığını aslında anlatmaya çalışırken yeni öğrenen stajyer arkadaşlarım da bu işleri nasıl yapması gerektiği hakkında bilgi vermeye çalıştım. Umarım iyi dinleyip anlamışsınızdır. Dar yerlere girerken sağınıza, solunuza çok dikkat etmelisiniz. Çok dar olacaktır. Arka betonu makinenin boyundan yüksek. Şu anda topluyor misal. Onu dikkate almanız lazım. Şu gibi yerleri dikkate almanız lazım. Mesela ben olmasam İsmail Usta göremedi bile. Şuranın sürtüp sürtülüyor. Dikkat etmek lazım. Evet. Şu anda izliyorsunuz. Biraz ilerledim. Buralara kadar makinenin dolgu yaparak gelmesi lazım. Bak şu anda İsmail Usta bana fırına çalışıyor. Dokunuyor mu diyor. Tam şuraya bakın, sıfır geçiyor. İsmail Usta'm. Bir karış kalıyor. Bir karıştan bilakisa 15-20 santim civarında. Bir karış 25 santim benim de o yüzden. Evet, sıkıntılı bir çalışmayı anlatmaya çalıştım. Eğlenceli bir video olmayabilir ama öğretici bir video oldu şu anda. Çok uzun tutmak istemiyorum. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Eğer ki videoyu hoşlandıysanız hemen diğer videolara geçebilirsiniz. Kanalımda 600'e yakın videom var. Görüşmek üzere.